Evet bu videoda marifet kavramı üzerinde duracağız ki marifet genel anlamda söyleyecek olursak başkasından ya da kitaplardan öğrenilen bilgi ile edinilmiş o yollar dışında ilahi tecelliler neticesinde vasıtasız olarak insanda meydana gelen ve insanı Allah'a götüren bu sebeple de gerçek mutluluğun kaynağı olan teorik olmaktan daha ziyade pratiğe yani seyri süla, riyazata, mücahedeye dayalı olarak cüzi ruhumuzun külli ruha yükselmesiyle elde edilen kesin, net, şüphesiz bilgi anlamındadır. Marifetullah ki Muhittin Arabi genel itibariyle de iki çeşit bilmeden bahseder. Bir akıl yoluyla bilme e, o bilgide hata ve şüphe ihtimali de her zaman bulunur der. Akli bilgi ile olan bilgi edinme bir de ruhani manevi tecrübelerdir ki ilahi tecelliler, müşahadeler vasıtasıyla elde edilen keşfi bilgidir ki işte marifet buraya bakmaktadır. Bu iki genel bilme şekli yanında bir de Allah'ın bizzat resullerinin diliyle bildirmiş olduğu Şeriatin bilgisi de vardır. Böyle bir bilgi yöntemi de vardır. Keşfi bilginin temel niteliği o bilginin, o ilmin doğrudan doğruya Allah'ın bildirmesi, vasıtasız olarak gelmesi ki bu anlamda da marifete keşf esnasında insanın ruhunda hasıl olan o şüphe götürmez, keskin bilgiye sahip olan o zaruri bilgiye çok farklı isimler de verilmektedir ve insan bu bilgiyi ruhunda, kalbinde açık ve zorunlu olarak, şüphesiz olarak kendisi bilmektedir ve kendi varlığından başka da bir delili yoktur. Yani bunu kendi varlığında tecrübe etmektedir. E, bu tecelliler ve keşifler e, marifetullah'a ulaşmanın yoludur. E, ne akıl, ne de dışarıdan alınan bilgiler, haberler bu hususta bizzat tecrübe edilen, zevke dayalı olan, keşfe dayalı olan bu marifetin yerini tutamaz. Marifet farklı mertebelerine binaen de keşf, zevk, fetih, basiret, müşahade gibi farklı mertebelerde farklı isimlerde almaktadır. Yani kısaca marifet akıl ya da diğer idrak yetilerinin aracılığı söz konusu olmaksızın delil ve eserleri inceleyip fikir üreterek bir sonuca ulaşmak yerine bizzat Allah tarafından öğretilen gerçek bilgi, hakkel yakin, şüphesiz bilgi, vasıtalarla gelen değildir. Bu Allah'ın insanın kalbine atmış olduğu bir nurdur. Şimdi her bir varlığın iki veçesi var. Birinci veşesi sebepler dairesindeki sonradan yaratılmış o izafi yönü bir de yaratıcısı olan Rabbine dönük. Enbiya ve evliya dışındaki insanlar yani sıradan insanlar eşyanın geçici yönüne bakar. Sonradan yaratılmış olan yani sebepler dairesindeki yönünde gerçeği arar, hakikati arar. Fakat nebiler ve veliler ise eşyanın hakka dönük veçesinde gerçeği arıyorlar. Bu yüzden de insanların bir kısmı Allah'ı bizzatihi ona yönelmek suretiyle değil de sebeplere yönelmek suretiyle yani dolayısıyla kalbim Rabbimden bahsetti derken kamil hakka dönük gören sufiler ise marifeti doğrudan doğruya vasıtasız hakkın veçesinden aldığı için derler ki kalbim ondan haber verdi. Ondan haber vermesi bizzati, ondan haber verenin bizzati Rabbi olduğunu söylerler. Bu noktada Beyazlı Bistami Hazretleri öyle söylüyor. Siz diyor ilminizi ölüler olarak yine sizin gibi ölülerden aldınız. Biz ise ebediyen ölmeyecek olan haydan aldık diyor. Marifetin derinliği sebeplerden alanlar bir de direkt haktan. Bu açıdan marifet öyle lafızlardan ölümlü insanların ağzından, defterden ya da kitaplardan değil, fena hali denilen mistik bir hal içerisinde tecrübe edilen vecd sultanının insanın vücudunu kuşatmasıyla oluşan o tecellilere deniyor. Yani o tecellilerde misallerle bazen görülüyor, bazen misalsiz olarak da görülüyor. Yani bizzatı yaşayan sensin, çevrende kimse bunu fark edemeyebilir. İşte bu bilgi edinmenin mertebeleri ki Muhittin Arabi üç türde bilgi edinme vardır diyor. Biri manevi, hayali ve maddi. Manevi bilgi edinme işte şekilsiz olup zihinsel olarak gerçekleşir. Nadiren husule gelir ve zor anlaşılır diyor. Bu manevi vizyondaki manalar herhangi bir araştırma söz konusu olmak için Söz konusu olmaksızın diyor zihinde birdenbire husule gelir diyor. Bu tarz idrak ne görme ne de hissetme şeklindedir. Fakat her ikisinin karakterine de haizdir diyor. Ve e, bu şekilde idrak edilen manaya bazen işaretlerle, sembollerle, tasvirlerle de e, hatırlatılabilir bunlar, tanımlanabilir diyor. Marifet... Hayali olanın aksine marifet hayali olan bilginin aksine hemen görünüp kaybolmaz. Belirli bir süre kalır hatta bazen uzunca bir müddet devam edebilir ki bu tür bilgi edinme şekli tasavvufi tecrübe yoluyla yani teskiye yoluyla tasfiye yoluyla kalbin arınması yoluyla bunların neticesinde hasıl olan manevi bir açılımla elde ediliyor. Bu tecrübeyi yaşayan kimse daha önce hiç görüp bilmediği şeyler hakkında kesin bir bilgiyle tecrübe etmiş oluyor. Marifetin husule gelmesinde insan kendini bu açılıma aslında sadece hazır hale getiriyor. Ortam hazırlıyor. Yoksa marifetin ortaya çıkmasında insanın herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. İnsan sadece ortam hazırlayabilir. Diğer ikinci tür bilgi edinme yolu ise hayali noktada tecrübe etme ki bu sanatçılarda veya hayal gücü gelişmiş olan kimselerde oluyor ki hayal gücünden bahsedeceğiz diğer programlarda ve hayal gücünü otomatik ve anlık işleyişi olarak görülmektedir diyor bu hayali bilgi edinme. Zihinsel açılımların aksine bu hayali bilgiler şuur altından kaynaklanan bir nevi rüya gibi anlık olarak e, hayali suretler şeklinde zuhur eder. Ve burada tecrübeyi yaşayan kimse e, az önce bahsetmiş olduğumuz o zihinsel açılımlara göre çok daha aktif bir durumdadır. Yani manevi tecrübeyi yaşayan kişinin hayali gücü İlahi olanın sevgisiyle ve arzusuyla birleşince de o hayali tecelliler bakıyorsunuz suretlere bürünmüyor, bürünmeye başlıyor. Yani o hayal gerçekle bürünmeye başlıyor. Ve son olarak da üçüncü bilgi edinme şekli maddi yani zahiri e, şekilde elde edilen bilgiler ki vizyonlardır. Varlıkla mutlak olarak nitelenen varlıkta mutlak diyoruz yani mutlak olarak nitelenen ve kendi zatı ile de mevcut olan Allah Celle Celaluhu'nu bilme demek onun varlığını bilmektir. Onun var olduğunu bilmektir. Yani hakkın uluhiyet sıfatlarıyla nitelenmiş olarak bilinmesinin imkanı e, varken uluhiyetiyle bilinmesin ama zatı ilahi zatı itibariyle zatı ilahi her zaman gizli olarak kalacaktır. Yani çünkü zatın herhangi bir yaratılmışa benzerliği söz konusu değildir. Zatın bir delil ile, akli burhan ile bilinmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla hiçbir şeye benzemez. Yani o zat hiçbir şeye benzemez. Eşyanın bilinme vasıtalarıyla da onu bilmenin imkanı yoktur. Bilmek, onu işte bilememek aslında yani zatın bilinemez olduğunu bilmek marifetin en zirvesidir. Gerçek bilgi veya marifet bizzat Allah'ın bahşetmesiyle yine Allah'la mümkün olmaktadır. Bu açıdan da sufiler marifetin Allah vergisi olduğunu söylüyorlar ve Allah'ın yine ancak Allah'la Allah'ın bildirmesiyle bilinebileceği noktasında da bütün sufiler hem fikirler. İşte bu noktada hem sufiler, Muhittin Arabi de gerçek faydalı bilginin amel, takva ve sülük neticesinde yani seyri sülük neticesinde bizzat Allah tarafından öğretilen ve kişiyi gerçek mutluluğa ve Allah'a götüren bilgi olduğunu söylüyorlar. Ki bu noktada Muhittin Arabi ebedi saadet yoluna götürmeyen, tevhide götürmeyen bilgi bilgi şeklinde isimlendirilmeye bile layık değildir diyor. Yani bir bilginin bilgi olabilmesi için seni hakka vasıl etmesi lazım. Yani ilahi kaynakla alakasını kesmişse o bilgi faydasız bir bilgidir. İlim faydasızdır o noktada. Tevhid dışındaki herhangi bir bilgi insanı Allah'tan uzaklaştırır, ona götürmez. Burası çok açık net bir şeydir Muhittin Arabi de öyle söylüyor. Seni Allah'a ulaştırmayan, sonucu tevhide bağlanmayan ilim, ilim değildir diyor. O açıdan tevhid dairesi içerisinde olan her bilgi sahibini her şeyi ilahi kaynağa götürmeye başlıyor. Bu anlayışa kavuşturuyor.